Hani hep derler ya balık vermeyin, balık tutmayı öğretin. Bugün de işte öyle bir çekle karşınızdayım. Aslında bundan sonra her salı günü böyle çeklerimiz olacak. İyi bir yatırımcı olma yolunda sizleri geliştirmeye çalışacağım. Bilanço analizlerinden teknik analizlere, doğru bir yatırımcı bilinci nasıl olurdan temel ilkelere pek çok konu yer alacağız. Bu çerçevede de bugün 18 vazgeçilmez yatırımcı ilkesini konuşacağız. Bunlar benim de harfiyen uygulamaya çalıştığım ilkeler. Her seferinde başarılı olduğumu elbette söyleyemeyiz. Ben de bir insanım, ben de sık sık duygularıma kapılıyorum. Ama ne zaman ki bu 18 yatırımcı ilkesine dön diyorum onlara sarılıyorum o zaman başarı geliyor. sunumda göreceksiniz pek çok güzel görsel var. Bu görselleri Brian Ferrol diye borçluyum. Brian Ferrol 99 Powerful Financial Lessons diye harika bir e kitabı var. 99 güçlü finansal ders anlamına geliyor. Bu e kitabı siz de kolaylıkla indirebilirsiniz. Aşağıya linkini bırakıyorum. Brian Ferrol diye takip etmeniz ayrıca genel olarak daha iyi bir yatırımcı olmanız yolunda size çok yardımcı olacaktır. Çok geliştirici buluyorum kendisini. Brian Ferrol diye teşekkürlerimizi sunduktan sonra başlayalım 18 vazgeçilmez yatırımcı ilkesine. Birinci temel ilke uzun vadeli yatırımcı olmak eğer her gün ekranın karşısında 14-15 saat geçirmeye, deli gibi stresli bir hayat yaşamaya, teknik analizi süper detaylı öğrenmek için kendinizi öldürmeye hazır değilseniz kısa vadeli yatırım yerine uzun vadeli yatırımı tercih etmek daha akıllıca olur. Bunun bazı istisnaları var biraz sonra geleceğiz. Bir de uzun vadede yatırımı neye yaptığınız da çok önemli. Onun da üzerine azıcık duracağım biraz sonra. Ama temel olarak baktığımızda siz de benim gibi part time bir yatırımcıysanız yani normalde başka işleriniz var bir yandan da paranızı iyi değerlendirmek istiyorsanız uzun vadeli yatırımcılık kesinlikle size sizin için daha doğru bir çözüm. Özellikle de benim gibi Amerikan borsasına yatırım yapıyorsanız çünkü Amerikan borsası uzun vadede hep yukarı doğru giden bir borsa. Bakın burada S&P 500 endeksinin 1999 yılından beri hareketini görüyorsunuz. Elbette aralarda sert düşüşler var ama yön hep yukarı doğru. Türk borsası için tam bunları söyleyemem. Türk borsasında endeks aslında 20-25 yıldır yerinde sayıyor. Türk borsasında doğru ise sevdiği seçmek çok önemli hale geliyor. Amerikan borsasında borsanın geneli yukarı gittiği için çok kötü olmayan seçimler yaptığınız sürece uzun vadede hep para kazanıyorsun. Bunu sayılara vurmuş hali de var. Mesela S&P 500'e baktığımızda bir gün yatırım yapanların çok büyük bir bölümü para kaybediyorlar. Bir yıl yatırım yapanların daha az bir bölümü para kaybediyor. Şurada lose yazan bölüm. 10 yıl yatırım yaptıysanız çok büyük ihtimalle para kazanıyorsunuz. Sarı bölge. 20 yıl bekleyebiliyorsanız %100 yüz para kazanıyorsunuz. 20 yıl kim bekler? Warren Buffett amca gibi gerçek yatırımcılar beklerler. Sizin de aynısını yapmanız lazım. Ve Brian Ferold burada esprili bir görselde diyor ki evet hisse senedi piyasalarında hile hurda var. Hangi yönde? Uzun vadeli yatırımcıları korumak yönünde. Benim gibi teknoloji şirketlerine odaklıysanız uzun vade daha da önemli hale geliyor. Çünkü bu şirketlerin teknolojinin ispatlaması, o teknolojinin müşteriler tarafından kabul edilmesi, genişlemesi zaman alıyor. Bakın Nvidia aşağı yukarı 3-4 yıldır yapay zeka çiplerini üretiyor. GPU'ları var ama bu yıl hızlanmaya başladı. Neden? Çünkü her şey zaman alıyor. Hem teknolojinin gelişimi hem onun adaptasyonu. Uzun vadeli yatırımcı olmakla beraber gelen ikinci ilke de zamanlamaya değil zamana odaklanmak. Ne demek istiyorum? Ben görüyorum bizim WhatsApp grubunda da var arkadaşlarımız. Sosyal medyadan bana yorum yazanlar da oluyor. Hocam bu ise buradan girilir mi? Buradan çıkılır mı? Borsa sizce haftaya düzeltme yapar mı? Gelecek hafta yükseltir mi? Herkes böyle bir doğru zamanlamayla en dipten alıp en üste satma derdinde. Maalesef bu gerçekçi bir plan değil. Ve baktığımızda başarının esas geldiği nokta uzun vadede pazarda kalmak. Yani zamanlama yapmak yerine time in the market pazarda uzun süre kalabilmek. Time in the market. Bunu tercih ettiğiniz zaman zihninizle biraz daha rahatlamaya başlıyor. Ben görüyorum pek çok yatırımcı her gün panik halinde veri tüketmeye çalışıyor. O ise ile ilgili nasıl bir fiyat hareketi oldu? Burada hangi direnci kırdık? Bugün Powell ne söyledi? İnanılmaz bir gürültü yoğunluğu oluyor. Oysa uzun vadede bakıyorsanız sakinleşiyorsunuz da. Çünkü uzun vadede doğru bir varlığa yatırım yapmışsanız bunun yükseleceği %100. Doğru varlık demek ne demek? Doğru varlık sadece doğru borsa yatırım yapmak değil. Doğru hisse senedi seçmek demek. Ona biraz sonra geleceğiz. Buradan üçüncü ve en önemli prensibe geliyoruz. Burada da Brian Ferold ile biri bir hem Fikrim, Para kazanmanın yolu iyi şirketlere yatırım yapmak ve uzun süre beklemek. Bu görsel çok güzel anlatıyor meseleyi. Diyor ki burada iyi şirketleri satın alın ve artık iyi olmayana kadar onlarda yatırımda kalmaya devam edin. Bu ne anlama geliyor? Her şirketin performansı zaman içerisinde gerileyebiliyor. Yönetimi değişiyor, ürünleri ölüyor, yeni bir teknoloji geliyor. O yüzden alayım unutayım doğru bir felsefe değil. Biraz sonra yine değineceğiz buna. Ama iyi bir şirketi alıp uzun süre tutarsanız o şirket iyi olduğu sürece bu size kazanç sağlayacaktır. Burada söyleyeyim temel konu Brian Feroldi'nin bu. İyi bir şirketi aldığınız zaman en kötü karar onu hızlı satmak oluyor. Bunu da çok görüyorum. Mesela bilanço geliyor şirkette. Bizim WhatsApp grubunda da yaşanıyor bu. on yükseliyor şirket. Hemen satalım, kar alalım. Ya sen iyi bir şirkete yatırım yaptıysan, o iyi şirket iyi bir bilanço getirdiyse bu uzun vadede şirketin iyi yolda gittiğini gösteren bir şeydir. Niye satıyorsun o aşamada? Tabii iyi şirket demek ne demektir? İyi şirket olarak kalmak demek ne demektir? Uzun vadede bir ise senede kalmak demek ne demektir? Bunlar da üzerine daha fazla kafa yorulması gereken konular. Önümüz deki günlerde bunlarla ilgili çok eğitim gelecek. Şirketin analizini doğru yapmak da çok çok önemli. Ben gördüğüm kadarıyla pek çok Türk yatırımcısı şirketin sadece hisse senedi fiyatı ile ilgileniyor. Stock price. Oysa bu sadece buzdağının tepesi suyun dışına kalan ve görebildiğimiz bölüm ve o bir sonuç. Neyin sonucu? Şirketin bilançosunun, nakit akışının, gelir tablolarının, içinde bulunduğu pazarın, sunduğu fırsatların, iş modelinin, rekabet avantajlarının, fiyat gücünün yani müşterilere fiyatını kabul ettirme gücünün, kurumsal kültür Ürünün, içinde budur risklerin sahiplerinin yönetiminin bütün bunların bir sonucudur hisse senedi fiyatı. Ve siz buna bakarak yatırım yaptınız. Aa bu çok düşmüş ben bunu alayım veya bu çok yükselmiş bunu satayım. Genelde yanılıyorsunuz. Çünkü uzun vadede bir şirketin nereye gideceğini belirleyen yerler buralar. Bunlara vakit ayırmak, analiz etmek gerekiyor. Yine pek çok Türk yatırımcısının yatırım kriteri fiyat kazanç oranına bakıyor. Fiyat kazanç oranı çok yüksek hocam bu pahalı değil mi? Fiyat kazanç oranı sadece bir gösterge ve pek çok durumda uygun bir gösterge de değil. Bununla ilgili hangi indikatör odaklanmamız gerektiği konusunda bir eğitim hazırlıyorum. Bayılacaksınız. Birkaç hafta içinde inşallah yayında olacak. Ben uzun vadeli bir yatırımcı olarak farklı şeylere bakıyorum. Markası nasıl mesela, CEO'su nasıl, büyüme oranları nasıl gidiyor, şirketin serbest akıt akışı nasıl yürütüyor, şirketin cirosu tekrarlayan bir ciro mu, her seferinde yeni ciro elde etmesi mi lazım, misyonu ne bu şirketin, bu şirketin organik büyüme oranı ne, bu şirketin yatırım geri dönüş oranları ne, bu şirketin teknolojileri hangi endüstriyi yıkmaya hazır baktığım şeyler bambaşka. Yani doğru şirket analizi demek teknik grafikleri üzerinde hisse senedi şuraya gidiyor, buraya gidiyor demek değildir uzun vadede yatırım yapıyorsanız. Kısa vadede belki öyledir ama ezberci ekonomistlerden görüyorum ki oradan da pek bir yere varmıyorlar. Nvidia'yı shortladılar. Bakın hangi Nvidia'yı? Şu Nvidia'yı shortladılar. Gerçi benim de yanılgılarım oldu Nvidia'da. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Ama şu kriterlerde harika bir şirkettir Nvidia. Bu şirketi shortlamak genelde iyi fikir değildir. Bu nedenle teknik analizden ilgilenmek yerine şirketin temeline odaklanmalısınız ve eğer şunlar konusunda iyi bir şirket varsa elinizde uzun vadede hissenin yukarı gideceğine emin olabilirsiniz. Kısa vadedeki hareketi kimse bilemez ama uzun vadede iyi bir şirketin hisse senedi ucuz kalamaz. Şimdi şunu söyleyecek arkadaşlar var ama hocam bazen çok başarılı şirketlerin hisse senetleri acımasızca düşüyor veya çok kötü şirketlerin hisse senetleri çok hızlı yükselebiliyor. Bu doğru. Kısa vadede bunlar oluyor. Çünkü baktığımızda bir şirketin değerleme kriterleri zaman içerisinde farklılık gösteriyor. Mesela tek güne baktığımızda algoritmalar önemli. Eğer o sabah Tesla'nın Çin fabrikasında üretim beklenenin %5 altında geldiği bir royterse bir haber düşerse hisse hemen düşüyor. Niye? Çünkü algoritmalar devreye giriyorlar. Unutmayın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hisse senetlerinin pek çoğunu algoritmalar yani yapay zeka alıp satıyor ve onlar sadece şuna bakıyorlar. Satış adedi azalmış sat bu hisseyi. Çeyrekler bazına baktığımızda analistler önem kazanmaya başlıyor ki bununla ilgili çok örnekler verdim. Bazı analistler gerçekten çöp aslında. Ama analistlerin değerlendirmelerine borsa önem veriyor ve bir analist o gibi hisse senedini upgrade etmişse yani değerlemesini yükseltmişse yükselebiliyor veya tam tersi olabiliyor. Oysa analistler aslında çok da yanılabiliyorlar. Bir yıla baktığımızda değerleme çarpanı yani fiyat böyle kazanç oranındaki değerleme çarpanı önem kazanıyor. Ama 5 yıla baktığımızda esas önemli konular devreye giriyor. Kar büyümesi devam ediyor mu? 10 yıla baktığımızda kar büyümesiyle beraber yatırılan paranın geri dönüş hızı artıyor mu? Ve 20 yıla baktığımızda bu şirketin büyümeye devam etmek için doğru kültürü, doğru insanları, doğru organizasyonu var mı gibi faktörler devreye giriyor. Bu nedenle eğer login hisse düşmüşse beklenmedik bir şekilde bu muhtemelen algoritmaların bir işi. Çeyrek sonunda gelen bilançoda analiz bir şey söyleyip hisse senat düşmüşse ama aslında siz biliyorsanız ki hissenin temeli hala sağlam bunlar benim gözümde gürültüdür. İkinci önemli bir konu da duygularla somut gelişme arasındaki denge. Kısa vadede piyasayı duygular yönetiyor. İşte mesela bu yılın başından beri Tesla ile ilgili duygular çok çok kötü. Nvidia ile ilgili duygular ise çok çok yüksek. Bunun sonucunda bence Nvidia biraz hızlı değeri artıyor. Nvidia bu arada hala pahalı bir hisse değil onu da söyleyeyim ama değeri olması gerekenden belki hızlı artıyor. Tesla olmadık dayağı yiyor. Neden? Sentiment kötü duygu kötü, basına çıkan haberler kötü, gelen haberler kötü, bir sürü faktör. Uzun vadede bunu pek bir önemi yok ama. Çünkü uzun vadede mesela o gün Elon Musk'ın ne söylediği kıymetli değil. Uzun vadede tek önemli konu şirketin kazançları büyüyor mu, büyümüyor mu? Bu nedenle uzun vadede bir yatırımcı yatırım yaptığı şirketin bilançosunu gerçekten iyi anlar, büyüme eğrilerini iyi anlar, nereye doğru gidiyor, hangi yeni teknolojiler geliyor, bunlar hangi yeni büyüme fırsatlarını yaratacak bunu çok çok iyi bilir. Bir de önemli konu da bu şirketin fiyatı zirvede pahalı mı? Zirvede olup pahalı olmayabilir. Burada ki örnekte Ferold diyor ki bir varlık düşünün uzun süresi fiyatı buralarda sonra aniden yükseliyor. <laughs> diyorsunuz bu çok yükseldi ben bunu kaçırdım artık gelemem diyorsunuz sonra kopup devam edebiliyor. Çünkü bir şirket eğer karlılığını büyütmenin yollarını buluyorsa veya yatırımcıları bu yolu bulduğuna ikna ediyorsa o ise seni yukarı gidecektir. Hiç bize senin zirvesini veya dibini zamanlayamayız. Altıncı temel ilke çok fazla işlem yapmayın. Sürekli alıyorsunuz satıyorsunuz alıyorsunuz satıyorsunuz bunu yapmayın. Bunu biraz benzetme olarak sabunla elinizi fazla yıkadığınızı düşünün düşünün. Sabun olacaktır? Bir süre sonra eriyecektir. Ben sık işlem yapmanın dezavantajlarını çok gördüm. Zaman zaman ben de kaptırıyorum kendime. Daha az işlem yapmak lazım. Eğer doğru hisse senedini seçmişseniz yapmanız gereken tek şey beklemek. Buradaki görsel çok güzel. Servet inşa etmenin %99'u beklemektir diyor. Yani para tasarrufu yapın. Bundan doğru yatırımlar yapın. Sonra da bekleyin. %99'u yatırımcılığın hiçbir şey yapmamaktır. Çok görüyorum bunu. Mesela bizim Haddini Aşk grubunun WhatsApp grubunda acaba heyecan var sürekli. Piyasa açılmadan önce bu hisse yukarı gitti. Bu düştü. FED bunu söyledi. Pablo bunu söyledi. Hangi işlemi yapalım? Daha piyasa açılmada alalım mı? Satalım mı? Ben bu telaşla da hiç kapılmıyorum artık. Benim inandığım bir şey var. Ben iyi bir yatırım yapmışsam o yatırım üzerine çok uzun süre oturmak istiyorum. Ve piyasadaki gürültü beni ilgilendiren bir konu olmaktan çıkıyor. Ve bakıldığında hakikaten çok sık hareket yapmayan, uzun vadede hisseleri tutan insanların daha iyi sonuçlar aldığına dair de çok fazla kanıt var elimizde. Bu nedenle o gün bir şey yapmıyorsanız bu aslında iyi bir şey. Her gün bir şey yapmamıza gerek yok. Her gün de çalışmamız lazım. Her gün inceleme araştırma devam ama her gün işlem yapmak son derece zararlı. Bir de unutmayın her işlem yaptığınızda komisyonlar çıkıyor ve eğer kar etmişseniz vergi çıkıyor. Niye yapasanız ki alın tutun bekleyin. Esasında çoğu zaman yapılması gereken şey bu. Buradan da 7. önemli maddeye geliyoruz. Ben şirkete yatırım yapıyorum. Hisse senedi fiyatına değil. Çok iyi şirketlerin bile hisse senedi fiyatları bazen anlamsız şekilde düşebilir. ve hatta bazen çok kötü şirketlerin hisse senedi fiyatları anlamsız şekilde yükselebilir. Benim yatırım yaptığım şey iyi bir şirket. Bakın buradaki grafik çok hoş. Burada iyi bir şirketin nasıl gittiğini görüyoruz. Ne anlamda? Satışı, karlılığı, büyümesi, hisse senedi fiyatı ise böyle dalgalanabiliyor. Beni ilgilendiren bir konu değil ama şirket kötüye gidiyorsa o ayrı. Bu nedenle ben zarar görmüş hisse senetlerini alırım. Mesela geçen sene PayPal'ı aldım bu çerçevede. 2022'nin Kasım'ında Meta'yı aldım. Niye? Çünkü şirketleri hala iyi gidiyordu ama hisse senedi fiyatları çok sert düşmüştü. Bir sebepten dolayı. Bu tip şirketleri alırım. Ama eğer şirketin performansı kötüye gidiyorsa hisse senedi ucuz diye almam. Niye? Çünkü şirketin hisse senedinin düşmesinin bazen gerçek nedenleri olabilir ve buradaki en önemli neden de şirketin gerçek performansı kötüye gitmesi. Hisse senedi fiyatlarına oynamıyorum. İyi şirketlere ortak olmaya çalışıyorum. Elbette doğru bir zamanlamayla girmek için belli bir miktar teknik analiz yapmak gerekebilir. Bu tip temel teknik analiz ilkelerini ileride bir eğitimde anlatacağım size. Zaten beni yararlandığım birkaç tane temel mesele var ama çok da fazla kafamı yormuyorum. Çünkü şirket büyümeye devam ediyorsa, kar büyümeye devam ediyorsa hisse senedi bir süre sonra toparlayacaktır kendisi. Tabi bu yedinci ilkenin bazı hisse istisnaları var. Yani bazen fiyata göre hareket yapmak kısa vadede anlamlı olabilir. Mesela sosyal medya platformu Reddit açıldı halka. Hisse senedi acayip sert hareket ediyor şu anda biraz sonra göstereceğim. E burada fiyata yönelik bir şeyler yapılabilir. Kısa vadede bir trade açılabilir. Fakat bu bir istisna ve uzun vadede yatırımcılığımızdan ayrı bir şey bu. Buraya riskin daha fazla olduğunu bilmelisiniz ve daha küçük paralarla hareket etmelisiniz. Ben bu tip risklerde mesela Reddit düşecek mi kalkacak mı kısa vadede ne yapacak konusunda kaldaşlı işlemleri tercih edebiliyorum ama çok küçük rakamlar yapıyorum bunu. Çünkü biliyorum ki uzun vadede bunların tamamı anlamsız. Ben uzun vadede mesela Reddit'e bayılmıyorum şirket olarak. O yüzden uzun vadede yatırımda görmem. Yine kısa vadede işte açıklamalar bizi çok etkileyebilir. O hafta şirketin bilançosu gelecektir. Pablo Efendi'nin konuşması vardır. O dönemlerde yine kısa vadede trade'leri seviyorum açıkçası. Yapıyorum. Bazı indekslerde, bazen hisse senetlerinde. Çünkü bir öngörü geliştirmeye çalışıyorum ve ona oynuyorum. Ama yine bunlar benim toplam yatırımlarım içerisinde çok küçük bir rol oynuyor. Bir istisnada tabii altcoin'ler. Altcoin'lerin çok büyük bölümüne temel analiz çünkü bunlar bir şirket gibi serbest nakit akışı üreten karlılığı olan yapılar değiller. Bunlar piyasa spekülasyonunda yükselip inen varlıklar. O yüzden belki bunlarda da fiyat üzerinden oyun oynanabilir. Buna katılırım. Yani belki Bitcoin gibi Ethereum gibi çok kuvvetli coinlerde daha uzun vadeli hikayeler mümkün ama pek çok altcoin'de kısa vadede bakmak çok daha akıllıca gözüküyor. Bu tip işlemleri ben QuantFury'de yapıyorum. QuantFury aynı zamanda işbirliği içerisinde olduğum ve bu kanalda sponsorluğunu yapan bir yatırım kuruluşu. Bunun üzerinde ağız Satlarımı sıfır komisyonla yapıyorum. Dilersem kaldıraç kullanıyorum. Çok avantajlı olan bir site gerçekten. Aynı zamanda teknik grafiklerim de buradan bakabiliyorum. Burada görüyorsunuz Reddit'in hareketini. Halka açıldıktan sonra saat yükseliş, düşüş, saat yükseliş. Yani bu bence tam da veri üzerinde yatırım yapmaya, trade yapmaya değer bir varlık. Ama tekrar söylüyorum bu bir istisna benim için. Ben uzun vadede alt tut taraftarıyım. Fakat zaman zaman böyle fırsatları değerlendiriyoruz. Bu da işin biraz aslında eğlencesi, neşesi, keyfi. Ama toplamda buna ayırdığım para da zaman da sandığınızın çok çok altında. Geldik 8. ilkeye. Hisse senedi seçmeye emek ve zaman ayırmanız gerekiyor. Sağlığınızı ve paranızı başka kimseye emanet etmemeliz. Hisse senedinde Bora Özkent ne dedi? Şu Amerikan analist ne dedi? Bunun hiçbir önemi yok. Kendi analizinizi kendinizin yapması gerekiyor ve burası işin biraz açıkçası emek isteyen bölümü. Daha doğru analiz nasıl yapılır konusunda önümüzdeki günlerde size eğitimler sunmaya çalışacağım. Ama mutlaka hisse senedi seçmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu için bazı araçlardan yararlanabilirsiniz. Öncelikle tabii tasarrufunuz olması gerekiyor. Araştırma yapmanız lazım. Belli çek listeniz olabilir. Yani bir hisse senedi neye göre beğeniyorsunuz konusunda ilkeler geliştirebilirsiniz. Mesela ben büyüyen hisseleri severim. Günlük tutuyorum bu konuda. Her zaman bir defterim var. Hangi hisse senede ne haber yayınlandı konusunda onları bir kenara not alıyorum. İzlediğim hisseler var. Yani henüz almadım ama almayı düşünebileceğim. Geleceğe çok bakmaya çalışıyorum. Hangi şirket geleceğin büyüğü olacak vizyonum var bu konuda. Ve bir şirkete çok inandığım zaman ancak yatırım yapabiliyorum. Henüz çok inanmadığım bir şirketse ama uzun vadede içinde olmak istiyorsam orada yatırımlarımı çok çok küçük tutuyorum. Ve sabırlı olmaya hep kararlıyım. Hisse senedi seçmenin temel ilkeleri bunlar. Peki ne yapmak gerekiyor? Öncelikle bir tabii hisse senedinin bir kısaltması öğrenmekte fayda var. Sonra şirketin ismini çok güzel özetlemiş burada Feroldi. Çünkü bunu bile bilmeyenler var. Sabit söylüyorum. Sırf kısaltmaya yatırım yapanlar var. Hisse senedi fiyatı yukarı gidiyor diye inanıp. Hisse senedinin performansı bilmekte fayda var. Şirketin iş modeli ne? Şirketin öndeki fırsatlar neler? Şirketin rekabet avantajı ne? Şirketin finansal tabloları bize ne söylüyor? Şirketin müşterileri ne kadar memnun ondan? Müşteri deneyimleri nasıl gidiyor? Ekip nasıl? Yönetim ekibinin kalitesi nasıl? Şirketin riskleri neler? Şirketin kültürü nasıl bir kültür? Bütün da bildikten sonra yatırım yapmak gerekiyor. Ben aşağı yukarı her hafta bir veya iki hisse senedini daha doğrusu şirketi bu çerçevede inceliyorum ve YouTube katıl üyelerle paylaşıyorum. Siz de YouTube katıl üyesi onun. Orada benim hangi hisse senedi incelediğimden ziyade nasıl incelediğimi eğer izlerseniz sizin için çok eğitici geliştirici olacak. Ve unutmayın uzun vadede hisse senedi yatırımcında performansınız tamamen becerilerinize bağlı. Kısa vadede şanssız tutabilir. Benim de oluyor bazen. Veya şanssız olabilirsiniz ama uzun vade de eğer iyi hisse seçme becerilerinizi geliştirirseniz daha doğru seçimler mutlaka yaparsınız. Dokuzuncu önemli maddede yatırımları takip etmek. Şimdi Türkiye'de bazen şunu duyuyorum. Hocam o hisseyi al unut. Hayır öyle bir şey yok. Hisseyi alıp unutmuyoruz. Bir de bunun tam tersi olanı var. Her gün hisse senin fiyatına bakıp bir anda heyecanlanıyorlar bir anda paniğe kapılıyorlar. Allah kahretsin bir de bu cebimize indi ya bunlar aplikasyonlar üzerinde ya. Her an ona bakıp panikliyorlar hareket ediyorlar alıyorlar satıyorlar. İkisi de yanlış. Birincisi çok sık hisse senedi fiyatına bakıyorsanız aslında adeta bir ormana bakıyorsunuz gibi yani kendiniz ağaçlar dikmişsiniz ve her gün webcam'den bunların büyük büyümediğini izliyorsunuz. Bir sonuç verir mi? Vermez değil mi? Çünkü biz bir şirkete yatırım yaptığımızda onun uzun vadede adım adım büyümesini istiyoruz. Her gün fiyatına bakmak buna pek uyuyan bir şey değil. Öte yandan aldım, unuttum, kenara bıraktım da doğru bir şey değil. Belki şirket kötüye gidiyor, ürünleri tutmuyor, müşteri deneyimi bozuldu, yönetimde bir bozulma var. E bu durumda da sürekli kontrol etmemiz de gerekiyor açıkçası. Yani bir dengede gideceğiz ama dengemizde hisse senedi değil şirkete odaklanacağız. Şirket iyiye mi gidiyor, kötüye mi diyor ona bakacağız. O zaman başımız ağrımayacak. Bir de çok gürültüye kendinizi kaptırmayın. Çok fazla ezberci ekonomist var. Bu oyunu anlattılar bize değil mi? Geçen yıl boyunca Amerikan borsası nasıl düşecek? Veya ters yönde ezberciler var. Hep yükselecek diyenler. Sürekli savaşlar, jeopolitik gelişmeler. Bunlar benim ilgi alanımın epey dışındalar. Ben doğru şirketi seçmeye çalışıyorum. Ve kontrol alanıma odaklanıyorum. Ben doğru şirketi seçtim mi? Sizlerime hakim olabiliyor muyum? Buraya yeterli para ayırabilir miyim? Buradaki para bir süre erirse zarar görür müyüm? Yani kontrol alanıma odaklanmaya çalışıyorum. Piyasadaki bütün gürültü benim o kadar ilgimi çekmiyor. Çünkü herkese söyleyeceği bir şey var. Çoğunun hiç pek doğru değil açıkçası. Bu arada yatırımlarımı doğru şekilde takip etmek için de Seeking Alpha'yı kullanıyorum. Seeking Alpha'yı siz de mutlaka kullanın. Özellikle Amerika'da işlem gören hisse senetleri için muhteşem bilgiler var. Finansal tablolar, analiz yorumları, değerleme yorumları. Ben bayılıyorum. Grafiklerim de bir bölümü burada yapıyorum. Seeking Alpha işinizi görecektir. Bir hafta ücretsiz kullanma şansınız var. Sonra ciddi bir indirim de var. Linki aşağıda mutlaka hemen kullanmaya başlayın. Bir hafta ücretsiz deneyin. Faydasını mutlaka göreceksiniz. Özellikle burada haber haberler bölümü de çok çok iyi. Neredeyse her gün yatırım yaptığım hisse senetleriyle ilgili yeni haberler buraya düşüyor. Oradan okuyorum ve işler nasıl gidiyor görüyorum. Buradan da 10. maddeye gelelim. Uzun vadeli yatırımcıymış gibi yapmayın. Bakın bizim bir WhatsApp grubumuz var Haddini Aşk Kulübü'nde. Haddini Aşk Kulübü'ne katılmak isterseniz linki aşağıda bu arada. orada bekleriz. Orada her gün canlı ortamda tartışıyoruz bir sürü şeyi. Ve orada şunu görüyorum. Herkes uzun vadeli yatırımcı gibi duruyor. Ama o gibi analist bir hisse senetinin düşünce satma eğilimine giriyor. Uzun vadeli yatırımcılık bu değildir. Uzun vadeli yatırımcılık tırım yaptığın şeyi çok iyi tanımaktır ve orada uzun süre kalmak Ve sadece boğa pazarında değil ayı pazarında da kalabilmek. Şunu söylemiyorum yani ayı pazarı sertleşiyorsa hiç satmayın, hiç stop loss koymayın bunu da söylemiyorum. Ama hemen satmak almak bu ruha hiç girmemek. Ama hemen almak satmak piyasa zamanlamaya çalışmak bu ruha hiç girmemeye çalışıyorum. Aldıysam bir şey uzun süre orada kalmak istiyorum. Ve biliyorum ki çok az insan gerçekten uzun vadede yatırımcı yani ben uzun vadede yatırımcıyım diyenlerin çok büyük bölümü ilk pazar aşağı doğru kafaya indirdiğinde paniğe başlıyorlar. Bizim WhatsApp grubunda da görüyorum. Bugün piyasa kıpkırmızı mahvolduk ettik. Yok arkadaşlar. Kısa vadede böyle şeyler hep olur. Uzun vadede eğer bir genel piyasa yapı değişikliği yoksa ben oyunuma devam ediyorum. Gelelim 11. maddeye. Ben sürekli olarak ayı olanlara yani piyasanın düşeceği konusunda hem inançlı olanlara hem kulaklarımı tamamen tıkıyorum. Çünkü biliyorum ki onların çok büyük bölümü sadece sosyal medyada fenomen olmak için bunu yapıyorlar. Nedense bilmiyorum. insanlar daha ziyade korkuya yönleniyor. Ben size bir hisse uzun vadede yükselecek konusu bir şey anlatacak. Çok ilginç olmuyor da bugün borsa düşebilir dersem o zaman ilgi çekiyor. Pek çok bu yüzden ezberci ekonomist benim gözümde şarlatandır. Sürekli olarak düşecek, ölecek, bu şirket ölecek, bu işe senede ölecek, Amerika ölecek. Bunun hiçbir anlamı yok. Uzun vadede önemli olan tek konu ben doğru alana yatırım yaptım mı? Yatırım tezimi hala gerçek mi? Yatırım tezimi bozacak bir şey var mı? Bu nedenle grafikler çizip işte buradan kesin sert düzeltme gelecek. Amerikan dolarından vazgeçecek dünya deyen vızıltılardan vazgeçin. Bunlar zaman zaman haklı çıkabilirler. Nasıl her bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyorsa ama onun dışında söyledikleri tamamen anlamsız. İşin daha da enteresanı buradan da 12. maddeye geliyoruz. Ayı pazarlarında para kazanın Niye? Çünkü ayı pazarlarınızda hisse toplarsın. 2022'nin 3 çeyreği ayı pazarıydı. Oralarda topladığım için bugün daha varlıklıyım. Şu anda para kazanmak daha zor çünkü uzun süredir bir boğa pazarı içinde gidiyoruz. Bu nedenle hem piyasaya baktığınızda ayı piyasalarına odaklanın hem de hisse senedine baktığınızda o hisse senedi çok dayak yiyorsa onu kimse sevmiyorsa onunla ilgilenin. Eğer tabii hisse senedinin temelleri doğruysa. Bu nedenle ben ayı pazarlarını seviyorum. Shelby Davis diyor ki aslında paranızı ayı pazarlarında kazanırsınız ama bunu fark etmeniz zaman alacaktır. Yani ayıda topladığınız hisseler boğada yükselince parayı kazanırsınız ama nedense ayı pazarlarına girince herkesi korku basıyor. Herkes hisselerden iyice uzak kalıyor. Boğaya gelip hisse coşup giderken almaya çalışılıyor. İşte yatırımcıların genelde düştüğü bir hata bu. 13. madde bu Türk yatırımcısının hastalığı dibi sıyırmaya çalışıyor. Hiç unutmuyorum. Meta'da bunu yaşadık. Meta'nın fiyatı 89 dolara indi. 60 dolar olursa alırım. Tesla'nın fiyatı 100 dolara indi 60 dolar olursa alırım. Ya belki de iner oradan da aşağıya. Ama eğer bu şirket gerçekten iyi bir şirketse neden hemen almıyorsun? Çünkü evet anlıyorum belki ödemen gerekenden biraz fazla ödüyorsundur. Ama o şirket kopup giderse ve bir mega kazananı kaçırıyorsan bu mümkün mü mümkün. Bir de şöyle ettikler var. Ben bir düzeltme bekliyorum o zaman alacağım. Düzeltme gelince de ama çok riskli oldu şimdi. Bu tüm bunların yerine yapmanız gereken şey inandığınız varlıkları düzenli olarak almak. Yani dolar ortalama maliyet yapmaktır. Ben bazı ise senetlerinde gözüm kapalı her hafta alıyorum. Umurumda değil o hafta olan bitenler. Çünkü biliyorum ki bazen buradan alıyorum, bazen buradan alıyorum. Buradan aldığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Buradan önce biraz salak gibi hissediyorum. Ama eğer yatırım yaptığım şirketin büyümekte olan bir şirket olduğuna ve önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde daha da büyük muhteşem bir şirkete dönüşe inanıyorsam beni bu kültüre ilgilendirmiyor. O yüzden az şirkete düzenli yatırım yapmak daha iyi sonuç veren bir şey piyasayı zamanlamaktansa. 14. maddede belki en önemlisi. Hem hemen yatırımcılığa başlayın. Yatırımcılığa başlamak için en doğru gün doğduğunuz gündü. İkinci en iyi günde bugün. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Kör körüne gidin hemen bütün mal varlığınızı hisse senetlerine bağlayın. Borçlar alın, krediler alın, evi daireyi satın, hisse senedi alın değil. Önce bir ön hazırlık yapmanız lazım. Nedir bu ön hazırlık? Bir kendi finansal durumunuza bir bakın. Kendi masraflarınızı bir kontrol altına alın. Hisse senedi piyasana ayırdığınız para hiç dokunmayacak bir kenara bir nakit ayırın, bir fonunuz olsun. Çünkü eğer öyle yapmazsanız çok panik hareketlere giriyor. Bana bazen geliyor. Hocam ben 3 ay sonra evleneceğim. İşte düğün parası kenarda. Sizce ne yapayım? Bir şey yapma kardeşim. Ona dokunma. Bak sonra evlenemeyebilirsin. Çünkü insiz evli piyasalarda ne olacağı belli olmaz kısa vadede. Bütün borçlardan kurtulmaya çalışın belki konut krediniz haricinde. Emeklilikle ilgili bir bireysel emeklilik planınız bence hep olsun. Yani düzenlice yatırım yaptığınız, sakin planınız olsun, sigortalarınız olsun, kariyerinizi planlıyor olun ve bütün bunlarla beraber yavaş yavaş yatırım yapmaya başlayın. Ama ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü hep kendime söyleyeyim şey. 20 yıl önce Apple alsaydım, Amazon alsaydım, Nvidia alsaydım. işte bugün yeni bir 20 yılın ilk günü yatırım yapmaya hemen başlamakta fayda var. 15. konu tasarruf. Çok çok önemli bir konu. Hisse senetlerine düzenli ve sürekli yatırım yapmamız gerekiyor. Ani büyük yatırım yerine. Yani kazandığımız paranın bir bölümünü hep yatırıma ayırmalıyız. Feroldi de bunu çok güzel ifade etmiş. Tipik insanlar bir parayı kazanırlar, harcarlar sonra geriye kalanı yatırırlar. Öyle yapmayın. Kazandığınız paradan yatırımı önce yapın, geriye kalanı harcayın. Bu çok önemli bir ilke. Bu sayede düzenli olarak yatırım yapacağınızı göreceksiniz. Otomatiğe bağlamak yatırımları bu yönden akılcı olabilir. Bir de şunu unut unutmayın özellikle yatırımcının ilk dönemlerinde tasarruf oranınız çok çok önemli. Çünkü çok küçük bir paradan zengin olmak mümkün değil ama kenara ayırdığınız para büyüdükçe yani mesela bir senedindeki adediniz arttıkça daha fazla para kazanmanız mümkün hale geliyor. Bu nedenle tasarruf olmaz. Bir süre sonra o tasarruflar ciddi bir yere gelince artık yatırım geri dönüş hızları önemli hale gelmeye başlarlar. 16. madde zihni model. Pek çok yatırımcı zihni model çok yanlış. Kısa vadede hemen para kazanacağım veya piyasa kötü gidiyor ben mahvoldum. Değil. Şöyle yapmanız gerekiyor aslında. bir İkincisi piyasaya iyiye giriyorsun ne güzel zenginleşiyorsunuz. İki piyasa bozulmuşsa ne güzel almak istediğiniz varlığın fiyatı azalıyor. Bu çok önemli bir ruh hali. Warren Buffett bu konu hep üzerine durur. Ben yatırım yaptığım hisse senetleri deyince çok memnun oluyorum çünkü daha fazlasını alma şansım oluyor diyor. Ama unutmayın şirketin temelleri bozulduğu için hisse senedi fiyatı geriye gidiyorsa fırsat değil. Ama her şey yerli yerinde şirket büyümeye devam ediyor. Hisse senedi fiyatı geçici bir harekette orası alma yeri. Bir de pek çok kararda yanılacaksınız. Ben de pek çok hisse senedine yanılıyorum. Önemli değil. O birkaç tanesi hatta bazen bir tanesi bütün zararları telafi edebilir. Bu nedenle bir portföyünüz olsun tek hissede durmayın. Çok da genişletmemek lazım portföyü. Öbür takip edemiyoruz. Ama ondaki bütün seçimlerinizin doğru olması mümkün değil. Mühim olan doğru seçimin getirilerinin diğerlerindeki götürüyü ne yapması temizlemesi. Doğru zihni mod doğru zihin modellerine geliştirmek konusunda size yine bir tavsiyem olsun. Bizim bir web sitemiz daha var. Adı Kitap Ekspresi. Burada sesli kitap özetleri sunuyoruz. Tamamen ücretsiz. Linki yukarıda ve aşağıda. Ve burada yatırımcı olmayla ilgili de pek çok önerimiz var. Bunlar sizin zihni olarak da daha kuvvetli bir yere taşıyacaktır. Psikolojinize hakim olmanızı doğru şeye odaklanmanızı sağlayacaktır. Tamamen ücretsiz hemen gidin abone olun. Bayılacaksınız her hafta bir kitap özetliyoruz. Yarım saat civarında ister dinleyerek, ister ekrana bakarak, ister ekrandaki alt yazıları okuyarak o kitaba hakim oluyorsunuz. Burada görüyorsunuz bazı harika kitapları. 17. temel ilke para kazanma gücünüzü artırın. Bakın bu çok çok önemli. Warren Buffett diyor ki en iyi yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Çünkü bu sayede kendinizi her şeye karşı korursunuz. Ne anlamda yatırım? Para kazanma gücünüzü artırma yatırımı. Yeni beceriler, yeni girişimler. Bütün bunlar çok çok kritik. Çünkü ancak kazandığımız para artarsa daha fazla yatırımı para yönlendirebiliyoruz. Sadece yatırımın kendisinden zengin olmak çok zor. Ama kazancım artıp yatırıma daha fazla para yönlendirirsem o zaman işte yatırımdan da servet edinmem mümkün. Bu çerçevede kendinizi geliştirmeniz gerçekten kritik. Yine bir tavsiyem olsun size. 7 Mayıs'ta sevgili eşim Pınar'ın bir eğitimi var. Solo girişimcilik konusunda. Çok tavsiye ...tavsiye ederim katılmanızı. Bir indirim kuponu da... ...var bu arada. Haddinias... ...atözkent.co'ya eğer mail atarsa... ...size bir indirim kuponu da sağlayabiliriz burada. Burada tek kişilik işler nasıl yaratılıyor? Ben de hala temelde bir tek kişilik iş gibiyim. Yani kendi becerilerinize... ...dayalı küçük bir işi nasıl kurabilirsiniz? Hatta bunu bir yandan bir kurumda... ...çalışırken nasıl yapabilirsiniz gibi... ...harika konuları anlatan bir eğitim. Mutlaka... ...katılmanızı tavsiye ediyorum. Ve gelelim son... ...ve en önemli maddeye. 18. madde. Hisse senedi yatırımcılığı hayatınızın... ...sadece bir bölümü. Hayatın hayatınızın bütününü doğru yönetmeniz çok çok önemli. O yüzden kendinize gelişme yatırım yapmalısınız, ilişkilerinize yatırım yapmalısınız, fiziksel ve mental sağlığınıza yatırım yapmalısınız. Çünkü bunlar asıl en değerli varlıklar hisse senetleri değil. Aileniz, sağlığınız, kendi olan güveniniz, düzgün sevdiğiniz bir iş yapıyor olmak, serbest zamanınız, arkadaşlıklarınız esas önemli olan konular bunlar. Bunlardan taviz vermeye çok fazla. Hisse senedi yatırımcılığı bütün bu değerli varlıkları güçlendirecek bir şey olmalı. Onlardan zaman çalan, onları mahveden bir konu değil. O nedenle de kısa vadeli işlemleri pek tavsiye etmiyorum. Çok mental olarak insanı çok yoruyorlar. Uzun vade gittiğin zaman mental olarak da rahat oluyorsun. Evet 18 madde böyle. Biraz uzunca oldu biliyorum bu sefer. Biraz fazla ders gibi oldu. Ama umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişseniz mutlaka bir like'a ihtiyacım var şu anda. Eğer bu video çok beğenirse, çok izlenirse her hafta harika dersler hazırlayacağım sizin için. Bir de yorumlara hangi konularda eğitim istediğinizi yazarsanız o da iyi olur. O da beni yönlendirir. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.